Değerli basın emekçileri, değerli eğitim emekçisi arkadaşlarım, dostlar, yoldaşlar, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Yanlış ekonomi politikaları sonucu ülkenin içine sokulduğu ekonomik buhrana karşı halkın gösterdiği haklı tepkileri dindirmek için seçim şekerleri dağıtmaya başlayan iktidar, ufacık iyileştirmeleri devasa reformlar gibi ambalajlamaya devam etmektedir. Bunun en çarpıcı örneği ise müjde nidalarıyla açıklanan yeni gelir vergisi dilimleridir. Yeni vergi dilimlerinde kamu emekçisinin yılın başında aldığı maaşın yılın daha ortası olmadan erimeye başlaması ayıbı ortadan kaldırmamış, sadece kısmi olarak iyileştirmiştir. Vergi dilimi tutarlarının yeniden değerleme oranının altında artırılması nedeniyle kamu emekçilerinin yılın başında ceplerine giren ücret birkaç ay içinde yine azalmaya başlayacaktır. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Bu değişiklikle kamu emekçisinin maaşının sadece birkaç ay daha geç erimesi sağlanmış, yani soygun baki kalmış, oranı değiştirilmiş olacaktır. Müjde adı altında biz eğitim emekçilerine dayatılan gerçeklik şudur. Bizler zaten açlık sınırının sadece biraz üstünde, yoksulluk sınırının yarısından bile az ücretler alırken, %90'ımız kredi kartı borcumuzu ödemekte, %91'imiz çocuklarımızın eğitim giderlerini karşılamakta zorlanırken, %62'mizin geliri giderimizden az iken ve %92'miz geçinmek için ek işler arıyorken, durdurulamayan döviz kuru, asgari ücret zammının piyasalara yansıması gibi etkenler nedeniyle tüm mal ve hizmetlerin fiyatının gün aşırı artacağı ortadayken, kalantor iş insanlarının, yandaş müteahhitlerin, ihale vurguncularının vergi borçları düzenli olarak silinip kamu bankaları onlar için seferber ediliyorken, yöneticiler bizlere gel senin şu gelirinden dilim dilim gelir vergisi alalım. Ama korkma, zaten senin bir üst dilime geçecek kadar para kazanmana müsaade etmeyeceğim için senin dilimin bu demektedir. Hükümet zammını al başına çal. Hükümet zammını al başına çal.